tarihten önce olursa erken seçime evet diyeceklerini, o tarihten sonrasında ise evet demeyeceklerini açıkladılar. Ancak Cumhur İttifakı'nın AK Parti ve MHP'nin de zamanında ya da en fazla belki Mayıs ayında seçim tarihi konuşulması noktası bir karar var. Bu konu hakkında neler söylüyorsunuz? Teşekkür ederim. Süresi 60 oldu. Yani 2 ay. Deliller eğince hemen bir hafta sonra falan, o da 60 gün falan gibi bir süre tutar. Cumhurbaşkanı aldığı takdirde ise Cumhurbaşkanı olur. Şimdi tabii şu cevap da gelmedi. Biz ortu bir korku da bir tartışma yok. Yani şöyle ifade edeyim. Yani esas özü konuşun değişikleri genelde nasıl yapılır? Falan numaralı değiştirilmiştir diyoruz. Ve önceki, yani değişiklik öncesi anayasadaki yüzyıl olarak şöyle diyebilir miyiz? Şimdi burada iki defa seçilir meselesi. O 101. maddenin yürürlüğü şartları sağlayan herkese, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı işte öyle teklif ediyoruz. Şimdi başörtüsüyle ilgili teklif ediyoruz. Normu dediğimiz şey cümlenin yorumlanması sonucunda Cumhurbaşkanı seçildi, meclis çoğunluğundan bazı bir şeyi olmayan bir şeyi var kabul etmek. Yani o kadar da etkileyecek bir yol. Önce tabi savaş arkasından Türkiye bu anlamda hem bunu yapan çoğu masasında hem de İran gönderdi. Yani bunları öğüterek, buna dönüştürerek mesela Yemen'e bir miktar gönderdi. Maması, ayrıca bunun üzerine yapılan spekülasyonlar sebebiyle tahıl fiyatlarında çok astronomik. Hesabı dönmeylere gelmiş bir iş gibi. Olmadı ortaya. Sayın Cumhurbaşkanı'na falan duydunuz mu? Burada Türkiye'nin bir şekilde herhalde bir devreye girmesi gerekiyor. Bu ilgili bir girişiminiz olur mu Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle dış politikadaki atmış olduğu adımlarla? Adayı da kullanmış kendisi. Şimdi şöyle bir gelişme de olarak belirlenen anayasa özellikle başörtüsü anayasal duracı kalmayacak bu noktada meclis kurulabilirse referanduma götürmeyeceği yönde bir teminat olabilir. Bu noktaya da geldi. Yani bu bir anayasa değişikliğiyle tekrar yerel seçimlerin de çokluğuyla reddetti ama AYM Başkanı Zülfü Hasan'ın bir muhalefet şerhi vardı. EYT'nin ne zaman çıkacağı ve nasıl çıkacağı meclis takvim açısından. PKK kamplarında fotoğrafları ortaya çıkan Sevda Güzel'in de vekilliği düşürüldü. Tabii bir yandan da kamuoyunu epeyce meşgul eden ifade suyu yani neredeyse 6 yaşında bir çocuğun yaş